Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi bizim telefona yazılım yapılacak da. Hı hı. Bunlar işte size gönderdiler. Yok ben yapmıyorum. Burada yapan yok zaten. Aşağıda yap. Şey mi? E-mail'den mi bahsediyorsunuz? Ya yazılım mı? Güncelleme mi? Öyle bir şey yapılacak. Yazılım değil işte. E-mail abi. E-mail kaydı o. Onun 4 sene hapis cezası olduğu için ben yapmıyorum abi. Yok ben telefonum mesela şey faturalı telefon. Yurt dışı değil mi? Yok. Yurt dışı değil. Tamam o zaman abi. E-mail değil. Sadece e-mail değil yok, ya. Bildiğin yazılım güncellemesi yapılması gibi. Bu kapanıyor diye. Çıkın dedi yukarıya bilgisayarcılar. Orada yapın dedi. Onlar da yapıyor dedi. Ya o niye yapmıyor peki? Ya o da yukarıya gönderiyormuş. O da bize de yukarıya gönderiyormuş. Tamam, o neden yapmıyor onu merak ettim. Onu bilmiyorum. Hep biz de yukarıya gönderiyoruz. O yapıyor normalde. Telefon ben dün ona yaptım. Dedi, camından bataryasını. Başından sağmış abi. Allah Allah. Yazılım işini o da yapıyor yani. Tekrardan ROM yüklenecek ona. Artık bilmiyorum ne yüklenecek de. Tamam işte tekrar ROM yüklenecek. Her şey silinecek içerisinde. Tekrardan yazılım yüklenecek. Öyle bir şey. O da yapıyor onu. Ne bileyim bize de yukarı yönlendiriyor. Şimdi aynı kişi neden yapmıyor diye sorusu çok acayip yani. İşte ya ben de şimdi size onu size şey yapınca. Öyle deyince size sorduk dedi. Bilgisayarcılara çık dedi. Bilgisayarcılıkla alakası yok. Geldik o da dedi ki burası yapar dedi. Size gönderdik karşı tarafa. Yok abi. Çünkü dün telefonu verdim 800 lira. O zaman biz niye yukarı yönlendiriyoruz? Dün 800 lira alırken alıyordu da. Yani. Bilmiyorum. Vardır bir işin içinde bir şey. Neyse. Yani aynı şey. Aynı şey. Sağ olasın abim. Görüşmek üzere. 17 inç MSI laptop. Biraz bakıma ihtiyacı var. Klavyesi ne yazık ki bozulmuş. Klavyenin değişmesi gerekiyor. İşte burada. Yeni bir klavye. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi ilk önce laptopun temizliği olacak. Sonra SSD takılacak. Klavye kesinlikle değişecek tabii ki. Yani bir eksiği var mı diye bakılacak açıkçası. Müşteriyle konuştum dedi ki bir eksiği varsa yapın. Ama SSD kesinlikle koyulacak. Bakımı yapılacak ve klavye değişecek dedi. Oo arkası çok kötü. Bu arkasını yıkarız. Evet baya kötü durumda arkası. Buralar kötü. Sanırım çok sigara içilmiş. Çünkü bloklara bu şekilde toz yapışıyorsa ve tozlar şöyle elimle çıkmıyorsa bunlar sigaranın işi. Kötü. Laptopta en sevmediğim şey klavye değişimi. Laptopun acil bakıma ihtiyacı var. Daha önce hiç bakım yapılmış mı bilmiyorum ama içi açılmış gibi gözüküyor. Birazdan anlarsın. Sanırım daha önce termal macun bakımı yapılmamış. Yapılmışsa bile inanılmaz az bir termal macun sıkılmış. Ama benim bildiğim kadarıyla buralarda PET olması gerekiyor. Bakalım bir. Yani şuraya oturttuğumuz zaman buralarda PET olması gerekiyor. Pek anlamadım. Bunun orijinaline bir bakarım. Şu anakartın pisliğine bakın. İşte sigara içerseniz kötü toz alabiliyor. Bilginiz olsun. Şuralara bakın. Şimdi bu klavyenin 3 tane versiyonu var. Bir tanesi beyaz, bir tanesi kırmızı, bir tanesi de RGB. Üçü de aynı sokete giriyor. Yani üçü de olabiliyor. Kırmızı olabiliyor, RGB olabiliyor, beyaz olabiliyor. Ama buna beyaz takacağım. Çünkü beyaz daha şık duruyor. Beyaz almamın diğer sebebi ise 500 lira daha ucuz olması. Komik ama renge göre fiyat değişiklik gösteriyor. Ya tam RGB'nin renginin pahalı olmasını anlarım ama kırmızıyla beyazın renginin farklı olması çok enteresan. Sıcaktan ve sigaradan neler olmuş? Midem kalktı. Şu aralara bakın. Şehrin bütün pisliği burada sanki. Şimdi sökmüşken her şeyi yıkayacağım. Şuraları falan temizleyeceğim. Ondan sonra montaj yapacağım. İlk önce üstünde şöyle bir geçelim. Nasıl bir sigara içtiniz ya? Laptop resmen kamu spotu gibi. İlk önce şunu bir yıkayacağım. İnanamıyorum ya. Bu kadar temizlendi. Bakın çıkmadı doğru dürüst. İlk önce sarı güçle yıkadım. Sonra tinerle temizledim. Bu kadar çıktı. Yani ciğerleriniz ne durumda? Orasını siz düşünün artık. Klavye mantığını güzel yapmışlar ama. Aferin MSI'ya. Hop cuk oturdu. Cuk cuk cuk. Jilet. Mis gibi. Cık cık cık. 10 numara. Şimdi hepsi takıldı mı? Evet. Buralar takılmayacak. Bu da takılmayacakmış. Başka da yok. Tamam. Bunların arkasını temizleyelim. Tamam şimdi. Kasayla şu an işimiz yok. Klavyemiz monte oldu. Şimdi anakartı temizleyelim. Ama çok pis ya. Evet, rahatlama seansına hoş geldiniz. Sarı Güç ve ben.
Abi çok iyi oldu ya. Yeni gibi. Aradaki farka bakalım mı? Bu ne abi ya? Hemen bu tarafı da yapalım. Abo. Oğlum çok iyi oldu lan. Vallahi pırıl pırıl oldu. Şimdi bu yaklaşık 2-3 saat kuruyacak. Mesela bunun kesinlikle kuruması gerekiyor. Yoksa sıkıntı olur. Laptop sahibi olmak istemem. Şimdi o kuruya dursun. Biz fanlarımızın içine bakalım. Bakalım bu fanların içinde neler var. Şöyle baktığım zaman pek içerisi gözükmüyor. Umarım içerisi çok kötü değildir. Bunların da yıkanması lazım. Aa, bunu görmedim. Fanlar kırık. Fanın bir tanesi. Ama çok şanslı ki eşit bir şekilde kırılmış. Hemen bir deneyelim hatta. 5 volt bu. 5 volt. 5 voltu ayarlayayım. Eğer yalpalamıyorsa, dönüş hızında bir şey yoksa, 0.55 amperi veriyorsa, değerler o şekildeymiş, o zaman problem yok. Süper. Voltajı bir tık arttırdım. Süper. Hiçbir sıkıntı yok. Kim yalpalıyor mu? Hayır, hiç yalpalamıyor. Çok şanslı, eşit bir şekilde kırılmış. Tabii değiştirilebilir. Neden değiştirilmesin? Ama eşit bir şekilde kırıldığı için, devrinde bir problem olmadığı için, yalpalamadığı için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Yani değiştirmek zorunda değilsiniz. Ya paranız varsa değiştirirsiniz. Bu da nasıl kırılmış ya? Bir fan da aynı mı? Değil. Şurası var ya, katmer katmer olmuş. Yapış yapış. Şur çıkmıyor, hiçbiri çıkmıyor. Midem bulan. Şuraya bak, hiçbiri çıkmıyor. Bunu da yıkayacağız. Evet, blokları da temizledim. Pırıl pırıl oldu. Bunlar kuruması lazım. Eski klavyesi. Anakart burada. Arka kapağı burada kuruyor. Bilgisayarın geri kalan tarafı da, yani klavye ve ekran tarafı da bu taraf. Bunlar da burada beklesin. Saat çok geç oldu. Ben artık eve gideyim. Bunlar da sabaha kadar kurusun ve ondan sonra devam edelim. Yarın görüşmek üzere demeyeceğim. Sizin için 2 saniye. 2 saniye sonra görüşmek üzere. Bilgisayarı araştırdım. Buralarda herhangi bir termal pet göremedim. Yani buralarda orijinalde termal pet yok. Burada M2 takılacak yer var ama maliyeti düşürmek açısından biz SATA koyacağız. Aleykümselam. Abi bizim telefona yazılım yapılacak da. Bunlar işte size gönderdiler. Yok, ben yapmıyorum. Burada yapan yok zaten. Aşağıda yapacak. Şey mi? E-mail'den mi bahsediyorsunuz? Ya yazılım mı? Güncelleme mi? Öyle bir şey yapılacak. Yazılım değil işte. E-mail abi. E-mail kaydı o. Onun 4 sene hapis cezası olduğu için ben yapmıyorum abi. Hadi yok, ben telefonum mesela şey, faturalı maturalı telefon. Yurt dışı değil mi? Yok yok yok. Yurt dışı değil. Tamam o zaman abi. E-mail değil. Sadece e-mail değil yok, ya. Bildiğin yazılım güncellemesi yapılmaz ki. Bu kapanıyor diye. Çıkın dedi yukarıya bilgisayarcılar. Orada yapın dedi. Onlar da yapıyor dedi. Ya o niye yapmıyor peki? Ya o da yukarıya gönderiyormuş. O da bize de yukarıya gönderiyormuş. Tamam, o neden yapmıyor onu merak ettim. Onu bilmiyor. Biz de yukarıya gönderiyormuş. O yapıyor normalde. Telefonu ben dün ona yaptım. Camın bataryasını. Başından sağmış abi. Allah Allah. Yazılım işini o da yapıyor yani. Tekrardan ROM yüklenecek ona. Artık bilmiyorum ne yüklenecek de. Tamam işte, tekrar ROM yüklenecek. Her şey silinecek içerisinde. Tekrardan yazılım yüklenecek. Öyle bir şey. O da yapıyor onu. Ne bileyim, bize de yukarı yönlendiriyor. Şimdi aynı kişi neden yapmıyor diye sorusu çok acayip yani. İşte ya ben de şimdi size onu size öyle yapmayınca. Öyle deyince size sorduk dedi. Bilgisayarcılara çık dedi. Bilgisayarcılıkla alakası yok. Geldik, o da dedi ki burası yapar dedi. Size gönderdik karşı tarafa. Yok abi. Çünkü dün telefonu verdim 800 lira. O zaman biz niye yukarı yönlendiriyor? Dün 800 lira alırken alıyordu da. Yani. Bilmiyorum, vardır bir işin içinde bir şey. Aynen öyle. Aynen öyle. Sağ olasın abim, görüşmek üzere. Hoppala. Dev gibi bilgisayar ya, kocaman. Şimdi her şey bittiğine göre ben kuruluma geçeceğim. Kurulumdan sonra test edeceğim. Şu kasanın şu taraflarını da biraz temizleyeyim tabii ki. Arkadaşlar, toptancılar hiç güven olmaz ya. Beyaz söyledim, kırmızı gelmiş. Neyse, müşterinin şansına. Ucuz klavye söyledim, pahalı klavye gelmiş yani kısacası. Çok şanslı. Laptop bitti. Isı değerleri güzel. Klavyesi 10 numara oldu. Kendisi çok seri çalışıyor. Kapattığımda hemen uykuya geçiyor. Açtığımda ise, ki tek elle açmak biraz imkansız her laptop gibi, uykudan hemen uyanıyor. Bu da SSD sayesinde. Işıklarımız kırmızı. Erotik. Şimdi açıyorum. Buradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 saniyede hazır hale geldi. Sizce nasıl? Güzel oldu mu? Bence çok güzel oldu. Müşteriye bu arada fanın durumunu söyledim. O fanın durumundan haberdarmış. Hatta fan bir yerden kırılmış. Diğer tarafı da o kırmış. Eşit olsun ve ses çıkarmasın diye. Gayet güzel bir laptop. Kullanıcıya şimdiden hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Ve bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yorumlarınız güzel olur. Yorumunuz kötü olsa bile lütfen yorum yapın. Ben de hatalarımı bakayım, hatalarımı anlayayım. Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.